hazırlıklarına başla Afife Demirhan'la. Onunla evleniyorum. Söyleyeceksen onun yanında söyle. Ben böyle bir şeye asla müsaade etmem. Senin için gittiğimi nereden çıkardın? Senin için değil, düzenimi bozmak. Kızma bile kıpırdatmam ben. Çünkü sen benim için bir hiçsin. Ve ömrümün sonuna kadar da öyle kalacaksın, bir hiç olarak. Ne işin var senin burada? Ne işin var? Ciğerci kedis gibi kardeşimin etrafında dolanıyor arsız. Senden müsaade istemiyorum. Beni çiğneyip mi evleneceksin bununla? İki cihan bir araya gelse yine de bu evlilik olmaz. Münakaşası bile yapılmayacak. Bu benim son sözüm.
Olmaz. Asla. Olmayacak. Ne diye gelmiş o uğursuz? Önemli değil, bir şey sorup gitti. Bir şey sordu demek. Hangi yüzle acaba? Yaptığı şeyden sonra seni görünce köşe bucak kaçacağına... Ama kabahat sırf onda değil. Yüz veriyorsun. Bir kere karşına alıp adam akıllı ağzının payını versen... Abla yeter. Gerçekten yeter. Ben o defteri yıllar önce kapattım, bunu sana söyledim ama sen hala kafanda kuruyorsun, kurma. Yalan mı Kenan? Karıştırmıyor mu kafanı? Bak bundan çok daha önemli işlerim var, kalbini kırmak istemiyorum. Bak lütfen, rica ediyorum. Meryem? Ah güzelim. Ah ablacığım. Ah güzel kızım. Ne diye içine atıyorsun? Ne diye kendine bu eziyeti yapıyorsun? Halbuki gerçekleri söylesen yangına dinecek ama. Ah güzelim. Defteri kapatmışmış da, kalbinden atmışmış da sen onu benim külahıma anlat. O arsız kadın ağzından girer, burnundan çıkar. Gene sana kendini kaptırır. Geldim, geldim. Hayırdır Vuslat? Ne oluyor, ne bu halin? Kızım olacak o kadına söyledim, anlamadı. Şimdi de sana söylüyorum. Serseri mayın gibi etrafta dolaşan kızına sahip çık. Kardeşimin etrafında dolaşmasın. Burası küçük bir mahalle. Öyle zengin semtlere benzemez. Kızını zapt ettin, ettin. Edemedin, günah benden gider. Ne diyorsun sen Vuslat? Benim kız da sen ne dediğimi duydun Asiye abla. Söz konusu kardeşim olunca gözüm hiçbir şey görmez. Kızına söyle, namusuyla uslu uslu otursun. Sen ne dediğini bilmiyorsun Vuslat. Benim kızım namussuzluk etmez. Kimseyle iş olmaz evladım. O kendi derdinde. Ben diyeceğimi dedim. Bir daha seni uyarmaya bu kapıya gelmem. Evlatlar helallik ister babaları giderken. Benim senin üzerinde babalık hakkım bile yok. Ama sen yine de hakkını bana helal et oğlum. Evlenmeyeceğim. Ben ne diyorsam o olacak.
Hayır, evlenmeyeceğim. Evleneceksin. Hayır. Ay anne, nasıl bu kadar tepkisiz olabiliyorsun ya? Orhun Bey Hilal'le evlenecekmiş diyorum sana. Ya olur mu hiç öyle şey kızım? Ya, yanlış anlamışsındır. Ya, yanlış falan anlamadım, kulaklarımla duydum diyorum sana. Orhun Bey dikilmiş annesinin karşısına Hilal'le evleneceğim diyordu. Vallahi Afife Hanım'ın inmenmesidir, ben sana söyleyeyim. Ne evliliği? Ne saçmalıyorsunuz? Hı? Ben Afife Hanım'ın kahvesini götürüyordum. Orhun Bey ile Hira da yanındaydı o esnada. Yani istemeden öyle kulak misafir oldum. Uzatma. Sadede gel. Ne duydun? Tamam şey. Şimdi ben Afife Hanım'ın kahvesini götürüyordum. O anda Orhun Bey ile Hira da vardı. Sonra dediler ki işte ben Hira ile evleneceğim. İşte başka çaresi yok. Evlenmek istiyorum falan dedi. Ben öyle kulak misafir oldum. Duydun mu? Ben ne diyorsam o olacak. Evleneceksin. Hayır. Evlenmeyeceğim. Öldürse de evlenmeyeceğim. Sana can borcum var. Bilmeden de olsa sana ettiğim kötülüğün diyetini ödemek için her şeye katlanırım ama... Evlilik olmaz. Bunu yapamam Nihan abla. Anneanne bak, resmim güzel olmuş mu? Anneciğim! Annem, bir tane. Anne? İyi misin? İyiyim kızım. Dalmışım öyle. Benim mutfakta biraz işim var. Siz ana kız eğleşin.
Nefes. Ne kadar güzel çizmişsin anneciğim. Bu kim? Senden bir şey isteyeceğim. Bir daha o abiyle konuşma, olur mu? Adını bilmiyorum ama iyi bir abi. Uzaydan gelmiş. Sen resmini çizmeye devam et, ben bir anneannene bakıp geleyim. Anlatmayacak mısın daha? Dışın sükut, için kıyamet. Susup söylemediği şeyler zarar vermiyor insana. Ama konuştukları canını yakıyor. En iyisi susmak be Akusta. Senin gibi. Az ama öz konuşmak. Vaktinde çok konuştum ben. Şimdi ondan susuyorum. Sükut güzel şeydir, erdemdir. Ama insanın diyecekleri birikince sesi nefesi çekilir. Dilsiz kalır. Sen çok sustun Mekan'ın oğlu. Artık konuşman lazım. Babam bir şey mi yaptı anne? Kalbini kıracak bir şey mi söyledi? Yok kızım. Bir şey demedi baban. Hem onun sözleri benim kalbimi kırmıyor artık. Bir şeyciğim yok benim. Merak etme sen. Asıl sen anlat. İyi misin? Alışabildin mi eski mahallene? Komşularla aran nasıl? Halini hatırını soruyorlar mı gördükleri yerde? İşte. Eskisi gibi değil ama idare ediyorum. Alışıyorum yavaş yavaş. Peki ya Kenan? Karşılaştınız mı hiç? Karşılaştık, evet. Kızım. Biri bir şey mi söyledi anne? Ondan mı böylesin? Yok. Kimse bir şey demedi. Merak ettim işte. Konuştunuz mu karşılaşınca? Sen tasalanma anne. Köprünün altından çok sular aktı. Kapandı o defter. Kimsenin de açmaya niyeti yok. Aman kızım. Sakın. Bir damla gözyaşına dayanamam bu saatten sonra. Alo. Evet benim, buyurun.
Tabii tabii. Hemen geliyorum. Tamamdır. Görüşmek üzere. Oldu anne, oldu. Başvurduğum ilanlardan biri. Görüşmeye çağırıyorlar. Dua et olur mu? Güzel geçsin görüşme. Ederim tabii. Etmem mi hiç? Rabbim yüzüne gülsün. Güzel kızım. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz? Gidiyorum. Kaçmaktan başka çarem kalmadı çünkü. Çekilebilirsin dedim mi? Kahven bittikçe tazeleyeceksin. Ben bir şey sormadıkça konuşmayacaksın. Ama... Konuşmayacaksın dedim. Dediğim gibi işin hiçbir zorluğu yok. Sadece annemle ilgileneceksiniz. Yemeği ve ilaçları Meryem. İlaçların hiçbirini aksatmam. Saati saatine veririm. Yemeklerini de hazırlarım. Kendi anneme bakarmış gibi bakarım annenize. İçiniz rahat etsin. Sizi zor durumda bırakmam. Merak etmeyin. Hayırlı olsun. Normalde 9'da işbaşı yaparsınız. Yarın iş seyahatine çıkacağım. Sizden 1 saat erken gelmenizi rica edeceğim. Tabii hiç problem değil. Saat 8 olmadan gelmiş olurum. Çok teşekkür ederim. Hayırlısı olsun tekrardan.
Düğün hazırlıklarına başla Afife Demirhan'la. Onunla evleniyorum. Ben ne diyorsam o olacak. Evleneceksin. Yapamam. Yapamazsın. Sizinle evlenemem. Gel derler gelirsin. Sus derler susarsın. Bunlar senin lafların değil mi? Şimdi de öyle yapacaksın. Ben ne dersem sorgulamadan yapacaksın. Bunu yapamam. Öldürün beni, kesin cezamı. Dinliyorum. Babanızın defin töreni için tüm hazırlıklar bitti Orhun Bey. Tamam, geliyorum. Burada bekle. Ben dönene kadar şuradan şuraya kıpırdamak yok. Başladı gece gündüz içmeye. Babam işte hep aynı babam. Ne yapacaksın anne? Boşver. Sen ne yaptın? Nasıl geçti görüşme? Alındım işe. Yarın başlıyorum. Şansım eve de yakın. Yürüyerek gidip gelebileceğim. Yol parası derdi de olmayacak. Meryem'im, güvenilir bir yerde mi kızım? Evet evet. Yaşlı bir kadına bakacağım. Oğluyla görüştüm. Oğlu dediysem yaşı bayağı var. O da iyi, güvenilir birine benziyordu. Serseri mayın gibi etrafta dolaşan kızına sahip çık. Kardeşimin etrafında dolaşmasın. Burası küçük bir mahalle. Öyle zengin semtlere benzemez. Aman kızım, sen yine de dikkatli ol. Bu zamanda sağ gözden sol göze güven yok. Hem sen üzülme yesin, hem milletin ağzına laf vermeyelim. Olurum anne, olurum da. Sanki seni huzursuz eden başka bir şey olmuş gibi. Yok be kızım. Benimki ana yüreği işte. Seni düşündüğümden. Madem sen evdesin, ben çıkayım. Bir iki işim var dışarıda. Nefes dışarıda çocuklarla oynuyor, haberin olsun. Çocuklarla mı oynuyor? Ben biraz hava alsın diye kapının önüne çıkardıydım. Çocuklar da onu görünce oyuna çağırdılar. Seninki de koşa koşa gitti. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Dualarımızın kabulü için, merhumun ruhu için, bilhassa Allah rızası için lillahi teala'l Fatiha. Tekrar başınız sağ olsun.
şu hayattaki tek eksiğim sen oldun baba. İlki çok acıydı. Ama ikincisi daha çok. Baba demeyi unuttum derken, baba deyip tekrar susmak. Orhun nerede? Çıktı. Sen neden buradasın peki? Dünene kadar beklememi söyledi. Aslında ben oğlumuzla evlenmek şuraya kıpırdamak yok. Asiye teyze! Asiye teyze! Nefes, ne oldu? Meryem abla, biz de kartopu oynuyorduk. Nefes kaçarken kafasını kaldırım kenarına vurdu. Tamam çocuklar, sağ olun. Çok acıyor. Bir tanem, dur bir yarana bakalım. Çok acıyor anne. Korkma anneciğim, acıtmayacağım. Sadece bakacağım, tamam mı? Çok acıyor. Bunu şimdi yarana bağlayalım. Kanaması dursun. Yarana bağlayalım, canın acımasın. Tamam, bağladık. Şimdi hemen hastaneye gideriz. Doktorlar pansuman yapar. Hiçbir şeyin kalmasa iyileşirsin anneciğim, tamam mı? Korkma anneciğim. Zır 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 zır. Bir adam uyutmadınız be! Paralar nerede? Hani adam hasta edersin ya, katiline de gelsin diye beni sonunda var ya. Thank you.
paralar nerede dedim. Ne parası be? Para falan görmedim ben. Gel anneciğim, gidiyoruz. Kalan dosyaları da koydun çantaya değil mi Şebnem? Koydum Kenan abi, hiç merak etme. Sen ol da merak etme bakalım. En son bunu söylediğinde Trabzon'a dosyalar yerine beni neyle göndermiştin Şebnem? Diyet listesiyle. Evet hatırladım ama o zaman ufak bir hata olmuştu. Ufak diyorsun. Tamam, şimdi her şeyi koydum. Bana güvenebilirsiniz. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım. Güzelce git kafanı dağıt. Dönmek için de hiç acele etme. Bu aralar bu mahalleden ne kadar uzak kalsam hakkında o kadar hayırlı. Yavaş çekiç. Varınca da ara. Kendinize dikkat edin. Ablacığım biraz abartmıyor musun? Birkaç günlüğüne işkence için gidiyorum. Bu ne? Karışma sen. Böyle benim içim rahat ediyor. Hadi selametle git. Kazası belasız dön. Bim bim. Ay. Dikkat et kendine Vuslat Hanım. Nefes, beni duyuyor musun? Anneciğim. Bebeğim, canı çok yanıyor biliyorum ama dayan, az kaldı anneciğim. Birazdan doktor amcalar, hemşire ablalar yarına pansuman yapacak. İlaç da verecek, ağrın sizin de geçecek, tamam mı? Gel, gel. Düşmüş, hastaneye gidiyoruz. Hadi geçin arabaya. Az kaldı zaten, kendimiz gideriz, sağ ol. İnat etme, iyi değil belli ki. Geçin arabaya. Anne, başım dönüyor. Nefes. Bebeğim, nefes. Nefes. Ol, sakin ol, sakin ol. Bırak bunu. Mevzusunda bir kelime daha duymak istemiyorum. Ben ne diyorsam o olacak. Hayır. Diyetimin bedelini ödemeye razıyım. Eziyet et. Aç, susuz bırak. Gerekirse canımı al. Ama bunu isteme benden. Olmaz. Yapamam. Sana en başından söylemiştim. Sana kolay ölüm yok demiştim. Kardeşim orada yatarken sen burada benim yanımda yaptığının bedelini kat be kat ödeyeceksin demiştim. Nasıl yapacağıma ben karar veririm. Senin söz söylemeye de
İtiraz etmeye de hakkın yok. Şimdi çık dışarı. Her şeyi susup koyun eğebilirim. Her türlü eziyete, işkenceye. Ama bu... Buna olur diyemem. Affet beni Nihan abla. Anneniz sizi görmek istiyor efendim. Odasındalar. Hemşirenin kızı nasıl? Bir sorun mu var? Niye bu kadar uzun sürdü müdahale? Doktor bey gerekli açıklamaları yapacak size. Nasıl, ne olur iyi değil, ne olur. Öncelikle lütfen sakin olun. Elimizden geleni yaptık. Elimizden geleni yaptık. Thank you.
Seni dinliyorum. O zavallı kızla evlenmek istemenin sebebini biliyorum. Niyetim beni cezalandırmak. Olanlardan ötürü bana hala kızgınsın. Sırf beni cezalandırmak için. O ne idüğü belli olmayan kızla mı evleneceksin? Demirhan'la adını, itibarını düşünmüyor musun? Ben babanla evlenerek hata yaptım. Aynı hatayı sen yapma oğlum. Layığın olmayan birini hayatımıza alma. Bana nasihat etmeye de, akıl vermeye de hakkın yok senin. Sen o her şeyin üstünde tuttuğun gururun için evlatlarını babasız bıraktın. Koskoca bir yalana inandırdın bizi. Yaşayan bir babanın yasını tuttuk yıllarca senin yüzünden. Çocukluğumuzu aldın elimizden. Şu hayatta her şeyin telafisi var. Ama geçip giden zamanın yok. Bu kadar kâfi. Biz asil bir aileyiz. Asaletimiz kanımızdan geliyor. O kız bu aileye uygun değil. Münasip değil. Ben kararımı verdim. Kararımdan da kolay dönmem. En iyi sen bilirsin. Çünkü ben asil bir Demirhanlıyım.